Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Rocky Linux üzerinde FTP server kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. FTP file transfer dediğimiz dosya transferi için kullanılan bir protokol. Genelde işte web sitelerinde web sitelerimizi yüklerken ya da işte web sitesinden dosya alırken FTP'yi kullanıyoruz. Bizim bugün kuracağımız FTP bizim genel FTP'den yani basit FTP'den farkı olarak bizim Secure FTP, Very Secure FTP diye isimlendirdiğimiz bir FTP. Bu FTP'nin farkları ne? Daha güvenli, daha stabil, daha hızlı bir FTP ve IP bağımsız. Yani hem IP version 4'ü hem IP version 6'yı destekleyen bir versiyon. Bunu kuracağız. Şimdi benim burada ilk önce makinemi hemen beraber bir bakalım. Bakın arkadaşlar, şöyle Rocky Linux 8.7 kurulu. Kuruma başlamadan önce her zaman yaptığım gibi update'lerimi kontrol edeceğim. Şöyle yanlış yazdım. Bakın. Makinemde tüm update'ler tamam, yapılacak bir şey yok diyor. Ekranı temizliyorum. Ekranı temizledikten sonra Secure FTP kurulumuna başlıyorum. Bakın yazacağım komut şu. Şu. Çok basit bir kurulum. Evet. Kurulum bitti gördüğünüz gibi. Artık benim makinemde Secure FTP var. Secure FTP'nin versiyonuna bakalım. Ekranı temizleyeyim yine. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar, versiyonum bu. Gördüğünüz gibi tam ismi de ne geçiyor? Very Secure FTP Diamond diye geçiyor. Evet, şimdi gelelim FTP server'ımızı başlatalım. Bakın. FTP server'ımı başlattım. Açılışlarda başlasın diye enable ediyorum. Yani makine reboot ettiğinde FTP servisinde otomatik bir şekilde çalışsın diye enable komutuyla çalıştırdım. Şimdi servisimin bakın durumunu kontrol ediyorum. FTP servisim gördüğünüz gibi arkadaşlar aktif bir şekilde çalışıyor, başarılı bir şekilde. Ekranımı yine hemen geliyorum. Şöyle temizliyorum. Buraya kadar tamam mı? Şimdi gelelim ikinci adıma. FTP için bir kullanıcı oluşturalım. Burada kullanıcı oluşturmak için Linux'teki global @user komutunu kullanıyoruz. @user ne yapalım? Ne yazalım buraya? FTP user 1 yazalım. Tamam. Sonra komut bu kullanıcı için password belirleyelim. FTP user 1 için password belirliyorum. Sistem bana uyarı veriyor. Password'i gir diyor. Giriyorum. İkinci kere burada da giriyorum. Evet. Password'ümü tanımladım. İkinci bir kullanıcı daha oluşturacağım. Neden oluşturduğumu sonra göreceğiz. Şöyle @user FTP user 2 diyorum. Kullanıcımı oluşturdum. Sonra geliyorum. Bu kullanıcım için de password tanımlıyorum. Aynı şifreyi tekrar giriyorum. Artık FTP için tanımladığım iki tane kullanıcım var. Şimdi bir FTP dizini oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Yine global makedir komutuyla bakın. Şöyle data diye oluşturuyorum. Şimdi izinleri tanımlayacağım.
Bakın izni tanımladım. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Tamamdır. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bir işlem yapacağım. FTP'de güvenlik için FTP User List diye bir dosya var. Bu dosyaya ben FTP kullanıcılarımı eklemeye çalışacağım. Şimdi bunu size göstermeden, bu konfigürasyonu göstermeden önce ilk önce FTP'ye bağlanmak istiyorum. Şimdi peki FTP'ye nasıl bağlanabilirim? İlk önce komut satırından gelip bağlanmaya çalışalım. Bakın FTP diyorum. Makinemin IP'si, FTP Server'ın kurulu olduğu makinenin IP'si burada bakın. 192 168 88 5. Geliyorum. 88 5 yazıyorum. Bana diyor ki FTP bulunamıyor. Niye? Çünkü FTP client uygulaması yok. Geliyorum FTP'yi kuracağım burada. Kabul ediyorum bunu. FTP client uygulamasını kurdum. Kurduktan sonra tekrar bakın geliyorum. FTP'ye bağlanıyorum. Benden kullanıcı istiyor. Ne dedim? FTP user 1 dedim. Şifresini girmemi istiyor benden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar successful. Peki çıkalım. FTP ikinci kullanıcısıyla gidelim. Şöyle FTP FTP user 2 diyorum. Onun şifresini giriyorum. Bakın arkadaşlar FTP 2 ile de gördüğünüz gibi artık oturum açtım. Şimdi buradan da çıkıyorum. Şimdi gelelim user list kavramına. Şimdi ekranı temizledim. Bakın şu komutla bu root'ta olduğum için buna gerek yok. Yani sudo ifadesini yazmama gerek yok. Zaten root'tayım. Tamam. FTP user 1'i bakın geliyorum. Bakın arkadaşlar geliyorum. Şuradaki teksti yani FTP user 1 yazan teksti şu dosyanın içine ekliyorum. Ekleyelim. Sonra da kontrol edelim eklenmiş mi diye. Evet. Bakın gördüğünüz gibi buranın içine eklenmiş. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bakın geliyorum. Bakın. Şunu yapmam gerekiyor. Konfigürasyon dosyasında bir ekleme yapmam gerekiyor. Konfigürasyon dosyası dediğim neresi? Hemen onu da göstereyim. Bakın. Bakın bu Secure FTP'nin Very Secure FTP dediğimiz FTP uygulamasının konfigürasyon dosyası. Dizini burası. Bunun içine giriyorum. Burada ifadeler var. O ifadelerden de kısaca bahsedeyim. Bakın şurası şu demek. Enenium erişim yani kullanıcı belirtmeden girilen bütün erişimleri kapat. Bu da local enable yes diye karşılığı da lokal erişimlere enable ver. Erişilmesine izin ver. Şimdi en alta gidiyorum. Bu iki ifadeyi söyledikten sonra bakın. User list enable. Hani bizim o user list dosyamız var ya, o enable diyor. Tamam. Yani bunu diyor kullanacağım diyor. Buraya kadar tamam mı? Ama benim iki tane ifade eklemem gerekiyor. Bu user dosyasını göstermem gerekiyor. Bakın geliyorum. Neredeydi? Diyorum ki user list file şöyle dizinini yazacağım arkadaşlar.
Bu dizini yazdım. Altına bir de şunu ekliyorum. User list deny no. Bunu yazdım. Bu konfigürasyonu geldim, kaydettim. Sonra geliyorum. Servisimi restart ediyorum. Hangi servisimi? Şu servisimi değil mi? Bir daha şöyle yapayım. Ekranı temizliyorum. Şimdi geliyorum. Şu FTP komutuyla bağlanacağım. Neydi? FTP user 1. Liste ekli değil mi? Ekli. Bakın şu an FTP server'ıma bağlanmaya çalışıyorum. Başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi bağlandı. Tamam, çıkayım buradan. Bana güle güle diyor. Şimdi geliyorum. FTP 2 kullanıcısıyla bağlanacağım. FTP user 2. Bakın FTP user 2 yazdığım anda bana ne dedi? Login file dedi. Niye? Çünkü FTP user kullanıcısı user list, yani şuradaki şu dosyanın içinde bakın mevcut değil. Görüyor musunuz? Burada sadece kim var? Bu kullanıcıların haricinde, default şu kullanıcı tanımlarının haricinde ne var? FTP user 1 var. FTP user 2 yok. İşte bununla FTP'yi bu şekilde güvenli hale getirebiliriz. Buraya kadar tamam mı? Şu an user listimin, yani o listeyi kontrol, bir kullanıcı eklediniz. Eğer o kullanıcıyı user listin tanımladığınız o dosyaya eklemezseniz FTP'ye erişimine izin vermemiş olacaksınız. Buraya kadar tamam. Şimdi bir de tabii şurada bir tanımlama yapalım. Bakın şuraya geleyim. Şu dosyanın içine geleceğim. Bunu da göstereceğim size. En sona geleyim. Yine en sona geldim. Pasif FTP tanımlamasını yapacağım. Arkadaşlar pasif FTP neydi? Pasif FTP, iki çeşit FTP'miz var. Buradaki iki çeşit FTP'mizden aktif FTP ve pasif FTP. Kısaca bahsetmek gerekirse aktif FTP'de istemci aktif bir şekilde rol alır. Yani bilinenin aksine orijinal FTP aktif FTP'dir. Fakat günümüzde daha çok yani araya firewall'ların, NAT cihazlarının vesaire bunların girmesiyle pasif FTP kullanılır. Şimdi aktif FTP'de ne olur? Aktif FTP'de de şu olur. Bu önemli aslında. Birincisi istemci FTP sunucusuna 21. portla bağlanmaya çalışır. FTP sunucusu gerekli karşılama mesajını ve kullanıcı adı vesaire sorgulamasını gönderir. İstemci gerekli erişim bilgilerini girer. Sunucu erişim bilgilerini kontrol ederek istemciye yanıt döner. Fakat eğer işlemci bilgileri doğru ise istemci FTP komut satırı açılır ve çalışmaya başlar. Doğru mu? Burada istemci veri transferi yapmak istediğinde ne yapacak? Şimdi bakın aktif FTP'de ne olacak? İstemci kendi tarafında 1024'ten büyük olan bir port açar ve bu port komutu ile FTP sunucusuna bildirir. İşte biz buna aktif FTP diyoruz. Peki pasif FTP'de ne oluyor? Pasif FTP'de şu oluyor. Pasif FTP'de evet istemci tekrar 21. portla bağlanır. FTP sunucusu karşılama mesajı kullanıcının kullanıcı adı şifresini vesaire ister. İstemci gerekli erişim bilgilerini girer. Sunucu erişim bilgilerini kontrol eder ve FTP'ye ne yapar? Erişim şey verir. Hakkı verir. FTP istemcisi burada pass komutu aracılığıyla sunucudan ek port açmasını bekler. Bakın burada biraz önceki aktif FTP'de portu FTP client belirliyordu. 1024'ten büyük olan bir port belirliyordu. Ama pasif FTP'de FTP istemcisi yani FTP client ek port açılma işlemini server'dan bekliyor. Buraya kadar burası çok önemli. Sunucu yapılandırma yani şimdi biraz sonra bizim tanımlayacağımız o dosyada olduğu gibi sunucu yapılandırma dosyasında belirtilen port aralığında bir port açarak bunu sunucu istemciye bildirir.
Ve FTP client istemciden gelen bu porta bağlanarak alışverişi başlatır. Mevzuyu anladınız değil mi? Neden peki bu var? Şunun için var. Çünkü bu port belirleme olayını istemci yaparsa aradaki firewall NAT vesaire bu kurallar yüzünden bağlanamayacak. O yüzden diyor ki bunu ben değil diyor sunucu yönetsin diyor. İşte sunucu tarafı yönetiyor. İşte biz de o pasif aktifinin şimdi tanımlamasını yapacağız. Nasıl tanımlamasını yapacağız? Ya pasif FTP'de diyeceğiz ki kardeşim işte senin biraz önce dedim ya pasif FTP portlarını tanımlayacağım. Şöyle ki bakın geliyorum pass işte bu biraz önce pass komutu dedim ya bu komutun kullanılması için port geliyorum 30.000'le şöyle pass maksimum port bunu yazıyorum. Buraya kadar tamam. Artık ne yaptım ben? Bu konfigürasyon dosyasının içinde pasif FTP'nin ne yaptım? Port aralığını tanımladım. Bunu da konfigürasyonumu kaydedip buradan da çıkıyorum. Tabii ne yapmak gerekiyor bunun için? Tekrar aktif olması için FTP servisini restart etmek gerekiyor. Buraya kadar tamam değil mi? Şimdi client tarafında kontrol edelim. Yani biz bunu komut satırında kontrol ettik ama bir program kullanarak bunu yapmak istersek ne olur? Programdan kastım ne? Ya bir istemci uygulaması. Bizim buradaki istemci uygulamamız ne? Ben mesela bakın burada Linux'te Cursor diye bir ürün kullanıyorum. Genelde FileZilla kullananlar var, başka ürün kullananlar var. Şimdi bu denemeyi buradan yapacağım. Bakın geliyorum. Bağlantı oluşturuyorum. Bakın default FTP seçili 21. port 88.5. Kullanıcım neydi benim? FTP user 1. Şifremi yazıyorum ve bağlanıyorum. Niye bağlanamadım? Niye bağlanamadım arkadaşlar? Niye bağlanamadım sizce? Bir fikri olan var mı? Şu yüzden bağlanamadım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Firewall'umuz aktif mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Firewall servisimiz aktif değil mi? Ya bu firewall'u komple kapatacağım. Ya da geleceğim. Ne yapacağım? Bu FTP portları ile ilgili tanımlama yapacağım değil mi? Nasıl yapabilirim bunu? Şöyle bakın. Burayı sileyim. Hemen geliyorum. Bakın. Bunu ekledim. Aynı komutu bakın bir de aynı komutu bir de şöyle çalıştıracağım. Orada 20-21 dedim. Bir de pasif FTP için oluşturacağım dedim ya. Bak. 30.000 ne dedim? 31.000 doğru mu? Bunu da yaptım. Sonra geliyorum. Firewall servisimi şey yapıyorum. Yeniden başlatıyorum. Bakın o da success diyor. Şimdi yeniden gideyim. Bağlanmaya çalışayım. New net connection 192 burası. Şurası. Geliyorum. FTP user 1. Bakın. Bağlantımı yapacağım. Gördünüz mü? Geldi. Home'un içinde gördünüz mü? Şu home'un içinde biraz önceki dizin geldi. Ben FTP'ye gördüğünüz gibi artık bağlanabiliyorum. Biraz önce bağlanamadım. Tekrar ne dedim? Çünkü benim neyim yoktu? Siz söyleyin efendim. Benim firewall'da bununla ilgili izinlerim yoktu. Şimdi son adım. Gelelim. FTP'yi ne yapalım? Burada
SSL ve SSL konfigürasyonu için ayarlayalım. Şimdi peki SSL konfigürasyonu için nasıl ayarlayabilirim? Şöyle ayarlayabilirim. Bakınız, bunu kapatayım. Bunun direkt komutunu alayım şöyle. Bakın şu komutu alıyorum ve SSL tanımlaması yapıyorum. Bakın. Bakınız şimdi. Şu komutu yazdım ve bu komutu videonun altında açıklama kısmında da ekleyeceğim bu arada. Geliyorum, bu komutu çalıştırıyorum. Bana diyor ki ülke kodu gir diyor. TR diyorum. Bana diyor company için bir isim tanımla. Tamam diyorum. Linux data diyorum. City diyor. İstanbul diyorum. Tamam. Linux data diyorum. Linux data. Sizin serverınızın host name'i. Şöyle Rocky server diyorum. E-mail adres firat@linuxdata.net. İşlemi yaptım. Tamam mı? İşlemi yaptıktan sonra arkadaşlar, burası çok önemli. Bu bitti mi şu an? Evet, dosyayı aldım. Dosyayı aldığımı nereden biliyorum? Şöyle bakın arkadaşlar, göstereyim size. Şuraya, şöyle, bu değil tabii ki. Şurayı sileyim. Dosyayı aldım, şöyle göstereceğim size. İki tane. Şöyle. Bakın. Şurada dosyam burada, görüyor musunuz? Yani benim dosyam dediğim ne? Buradaki dosyam dediğim ne bu arada? Benim sertifikam. Tamam. Şimdi yapmam gereken şu. Yine konfigürasyon dosyasına gideceğim. Ekranı temizliyorum. Konfigürasyon dosyam dediğim neresi? Söyledik defalarca. Bakın buraya geliyorum. Bu. Bu. Konfigürasyon dosyam bu. Yine en alta geleceğim. Bakın. Yine ekleme yapacağım. Ne eklemesi yapacağım? Yapacağım ekleme şu. Bakın arkadaşlar. Şunları, şu biraz önceki o iki dizini, yani o dizini şöyle geleceğim. Bakın buraya yapıştırdım. Görüyor musunuz? O dosyaların olduğu dizin. Görüyor musunuz? Bunu yapıştırdım. Heh. Burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de SSL'i enable edeceğim. Nasıl ediyorum? Bakın altlarına şöyle SSL enable diyorum. Ve yes diyorum şöyle. Evet, yes de dedim. Ve konfigürasyonu tekrar kaydedip çıkıyorum. Peki sonra ne yapacağım? Yine her zamanki gibi yaptığım gibi. Şöyle ekranı temizleyeyim. Şöyle servisimi ne yapacağım? Yeniden başlatacağım. Doğru mu? Heh. Şimdi Secure FTP tamam değil mi? Evet, şimdi hadi deneyelim ama bu sefer farklı bir istemci uygulamasıyla, FileZilla ile deneyelim. Bakın 192 168 88 5. Kullanıcı adı neydi? FTP user 1. Doğru mu? Heh. Şifresini yazıyorum. Bakın. Bilinmeyen sertifika diyor. Ne yaptı? Ben ne dedim? Sertifikayı kurarken dedim ki kullanıcı adı Rocky Server dedim. Organizasyon bu dedim. Hep tanımladığım bilgiler, görüyor musunuz? Bu sertifikayı kabul ediyor musun diyor. Ben de tabii ki diyorum. Bakın arkadaşlar, geliyorum. Burada gördüğünüz gibi şey yapıyorsunuz. Ben bunu gördüğünüz gibi bağlantıyı kabul ettim. Ve artık bağlanabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Secure FTP bu işin daha sağlam, bu uyarıyı vermesini istemiyorsanız ne yaparsınız? Bu sertifikanın o dağıtan o sertifikayı alır, client'a yüklersiniz. Bu problemden de kurtulursunuz. Son bir şey göstereceğim. Bakalım olacak mı?
Hayz ile yine açık değil mi? 192, 168, 88, 5. Ne yapıyorum? FTP user 2 değil mi? Listede olmayan kullanıcıyı ekliyorum. Yani onunla bağlanmaya çalışıyorum. Şifresini yazıyorum. Connect diyorum. OK diyorum. Bakın. Permission deny. Niye bağlanamadı? Niye bağlanamadı arkadaşlar? Çünkü en son bitirirken şeyi hatırlatmak istedim. Niye bağlanamadı? Şunun için bağlanamadı değil mi? Şunda yok değil mi kullanıcı? Bakın. Bakın. FTP user 2 burada yok. FTP user 1 var. FTP user 2 yok. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, sizlere Rocky Linux 8 üzerinde Secure FTP, Very Secure FTP dediğimiz FTP uygulamasının nasıl kurulacağını, nasıl kullanılabileceğini anlatmaya çalıştım. Size küçük pasif FTP ve aktif FTP de anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Bir sonraki başka güzel bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey hepiniz için, herkes için çok güzel olur.